Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. XYZ Soru Bankamızın 40. testi yani basamak kavramının 10. testiyle karşınızdayım. Y testine orta ve ileri düzey sorulara burada noktalıyoruz. Yani bu bizim Y testindeki son testimiz olacak. Yarından itibaren Z testine yani kısaca nesil sorularla basamak kavramını devam etmeye çalışacağız. Toplamda 6 test yapmayı düşünüyorum. Orayı veya 5 test tam olarak karar vermedim. Ne kadar çıkarabilirsem o kadar çıkaracağım arkadaşlar. Bu dersin PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Ve de ilk sorumla başlıyorum. İlk soru bana diyor ki xy xy ve abab ab 4 basamaklı 2 doğal sayı olmak üzere xy xy artı ab toplamı bir tam kare olduğuna göre xyab toplamı yani x artı y artı b toplamı en az kaçtır diyor. Peki bu toplamı basamaklarına ayırıyorum. Bakın buradaki x 1000x 10 tane de burada 1010x artı devam ediyorum. Burada 100y burada bir tane var. E bu ne anlama geliyor? 101y artı aynı mantık a var a var 1010a artı b var b var artı 101 b eşittir bir tane tam bir tane sayının karesiymiş tam sayının karesi bu da ne olsun p kare şimdi dikkat hepsinde ortak bir çarpan var hepsinde ortak bir çarpan var nedir bu ortak çarpanımız 101 parantezin alıyorum burada kaldı 10x artı burada kaldı y artı burada kaldı 10 y pardon 10a artı burada kaldı b eşittir p kare e burası 101 ise sonuç bir tam kare ise ki 101 sayısı bir asal sayı bakıyorum. Evet. Demek ki arkadaşlar burası da 101 olmak zorunda ki sonuç bir p kare çıksın. Harika. Cepte. Peki 10x demek ne demek aslında? Veya oradan mı gidelim? Oradan gitmeyelim. Şöyle yapalım. Burası 10. Bakın burası 10. Yani içerisi şu anda 101'e eşit. İçerisi 101 eşit olmak zorunda ki bir p kare sayısı kılsın. P kare sayısı çıksın. 10x 10a'yı 10 parantezin alırsam x artı a geriye kaldı. Artı y artı b eşittir P kare. Bizden x artı y artı a artı b'nin en az olmasını istiyor. Peki en az olacak şekilde. P kare değil. Burası artık 101'de. Sonucu bakın sonucu 101 yapmaya çalışacağız. Değer veriyorum. X artı a'ya ben 9 versem bakın farklı değerleri var. X artı a'ya ben 9 versem 10 çarpı 9 90. Demek ki y artı b sayısı ne oldu? 11 mi oldu toplamı 101 olması için. E o zaman x artı a artı y artı b toplamı 9 artı 11'den 20 çıktı. Bizden en azını istiyor. Demek ki değer değiştireceğim. x artı a'yı 10 versem 10 çarpı 10 100. Sonucun 101 çıkması için. Bakın sonucun 101 çıkması için demek ki burası 1 olur. E o zaman da 10 artı 1'den bu 4 tane rakamın toplamı en az 11 olarak bulunur. İlk sorumuzun cevabı diğer İkinci soru diyor ki x kare eksi y x kare eşittir 18 çarpı y eksi x eşitliğini sağlayan kaç farklı x y 2 basamaklı sayısı vardır. Burada çarpanları ayırmayı kullanmak zorundayım. x y y x yani ikisini de ortak çarpan x y'dir. x y x çarpı y ortak parantezin alırsam bu tarafta y kalır eksi, bu tarafta x kalır. Eşittir 18 çarpı y eksi x. Bu bir cepte. Devam ediyorum. Her iki taraftan y eksi x'i götürdüğümde demek ki y eksi x'in sıfır olma ihtimali varmış. Yani kısaca y'nin x'e eşit olma ihtimali varmış ama kaç farklı x y iki basamaklı sayısı yazılır diyor. Geleceğim. Geleceğim. Demek ki y'nin x'e eşit olma ihtimali varmış. O zaman 1 1 bakın 2 2 3, 3... Dık, 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 9, 9... Buradan toplamda 9 tane sayı yazabiliyorum ben. Bakın toplam 9 tane sayı. Bu bir cepte. Geriye kaldı. x çarpı y eşittir 18. Demek ki x'in çarpımı 18 olabilecek şekilde... ...sen rakamları kullanarak kaç sayı yazabilirsin diyor. Başlıyorum. Hocam ben 2 çarpı 9 yazabilirim. Başka. Hocam ben 3 çarpı 6 yazabilirim. 4 olmaz, 5 olmaz... 6 çarpı 3 yazabilirim. Bir de 9 çarpı 2 yazabilirim. E 4 tane de x'y sayısı ben buradan yazabiliyorum. 9 artı 4'ten 13 tane x'y sayısı yazabiliyorum. İkinci sorumuzun cevabı Edirne olarak bulunuyor. Üçüncü soru diyor ki x, y ve z, t iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. x, y sayısı eşittir 3 çarpı z, t sayısı olduğuna göre kaç farklı xy sayısı yazılabilir? Şimdi bu arkadaş 2 basamaklı. Bu arkadaş 2 basamaklı. 3 ile çarptığıma göre x'ye daha büyük. E ZT'nin alabileceği en küçük değere ben 10 verirsem. Bakın 10 verdiğimde. Buraya 10 verdiğimde. Benim x'ye sayım ne oluyor? 30. E ben ZT'ye 11 versem. Benim x'ye sayım ne oluyor? 33. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Nereye kadar gidiyor? Ben ZT'ye 34 verdiğim anda. X'ye sayısı 3 basamaklı oluyor. Demek ki ben ZT'ye en fazla 33 verebilirim. Buna karşılık bir x, y sayısı çıkar. O da 99. Yani kısaca sen kaç tane zt bulduysan o kadar x, y vardır. E benden kaç tane x, y yazılabileceğini istiyor. Hemen terim sayısına bakıyorum. Son terim 33. Eksi ilk terim 10 bölü artış miktarı artı birden de toplam 23 artı 1. 24 tane sayı oluşturabiliyorum. Bu da 3. sorumuzun cevabını Adana olarak bulduruyor. Dördüncü soru diyor ki x, y, z ve y, x, z 3 basamaklı, ü basamaklı olmaz. Burası 3 basamaklı. Düzeltelim pdf'de. 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Bu ikisinin farkı 360 ve de x büyük, y büyük, z olmak üzere kaç farklı x, y, z 3 basamaklı doğal sayısı yazılabilir? Diyor. Hemen yazalım. Burayı basamaklarına ayırıyorum. Yani çözümlüyorum. 100x artı 10y artı z eksi 100y eksi 10x eksi z eşittir 360. Karşılıklı z'ler gitti. 10x 100 xten 10 x çıkardım 90 x. 10 y'den 100 çıkardım eksi 90 y eşittir 360. 90 parantezinde x eksi y eşittir 360. 90'a böldüm 90'a böldüm. x eksi y eşittir 4 olarak buldum. Bu bir. Burada z'nin herhangi bir şartı yok. Peki tek tek değer veriyorum. x en büyük sayı olacak. z burada en küçük sayı olacak. Bakın. Peki Z sıfır olabilir mi? Son basamağa gelmiş. Kesinlikle olabilir. Ben Z yerine sıfır versem. Ben. Bir dakika. Ben Z yerine sıfır versem. Tamam. Z yerine 0'ı verdiğim anda. X ve Y sıfırdan büyük olan sayılar. Yani sıfır olamaz artık Y sayısı. Sonucu 4 olabilecek şekilde. Başlıyorum. Z'si sıfırken. 5 eksi 1. 6 eksi 2. 7 eksi 3. 8 eksi 4. 9 eksi 5. Yani z'si 0 toplam 5 sayı yazabiliyorum. Bu 1. Eğer z'si 1 ise. Bakın z'si 1 ise. Sonucu yine 4 olacak şekilde. Demek ki artık 6 eksi 2, 7 eksi 3, 8 eksi 4, 9 eksi 5'ten. Bakın 0'sa 5 sayı. 1 ise 1, 2, 3 toplam 4 sayı yazabiliyorum. Eğer z sayım 2 ise Demek ki 3-7 olacak. Tek şartım var. O zaman 7-3-8-4-9-5'ten 3 sayı yazarım. Z'si 3 ise 2 sayı. Z'si 4 ise 1 sayı. E Z'si 5 ise dikkat bakın. Z'si 5 alırsam hiç sayı yazamam. Yani ben toplamda 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, bir daha 15 sayı yazabiliyorum. Bu da dördüncü soruyu bize Diyarbakır olarak bulduruyor. Beşinci soru diyor ki doğanın 2010 yılındaki yaşı iki basamaklı X'ye sayısı. 2055 yılındaki yaşı iki basamaklı yx sayısı olacağına göre 2020, 2022 yılında yaşı en fazla kaç olur diyor. Harika. Şimdi doğanın doğum tarihini bilmiyorum ben. Gidiyorum diyorum doğanın, doğanın doğum tarihi A olsun. Doğanın yaşını ben nasıl bulurum? 2010 yılından bu A yılını çıkarsam doğanın yaşı olan X'ye çıkar. Bu bir. 2055 yılından, bakın 2055 yılından bu A yılını çıkarırsam doğanın yine yaşı YX olur. Bu da güzel. Peki, ben burada hangisini bulsam işime yarar? A'yı bulsam işime yarar veya X'i Y'yi fark etmez. X'i Y'yi bulursam işime yarar. Ben bu arkadaşları taraf tarafa çıkarırsam veya alt tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam. 2010'dan 2055'i çıkarttığımda eksi 45. A'lar gitti. Yukarıdan geldi. X, Y, eksi, Y, X. Çözelim. X, Y, eksi, Y, X demek artık hızlıca 10 xten X çıkardım. 9 X, eksi 9 Y, eşittir eksi 45. 9 parantezinde X, eksi Y eşittir eksi 45. Her iki tarafı eksi 9'a böldüm veya 9'a böldüm. X, eksi Y eşittir 9'a böldüm. Eksi 5. Her yeri eksiyle çarptım. Y, eksi X eşittir 5. Benim elimde bu mevcut. Y, eksi X'in 5 olduğu mevcut. Diyor ki 2022 yılında yaşı en fazla kaç olur diyor. 2022 yılında yaşı en fazla kaç olur. Peki benim buradaki amacım A'yı yani bu doğum tarihini ne kadar küçük tutabilirsem benim bakın doğum tarihini ne kadar küçük tutabilirsem benim A yılım pardon doğum tarihini evet ne kadar küçük tutabilirsem 2022 yılındaki yaşı en fazla olarak bulurum. Bu a'nın en küçük olması için, bakın, bu a'nın en küçük olması için düşünüyorum. X en fazla mı olmalı, en küçük mü olmalı? Bakın, şöyle yapalım mı? Eksiyi diğer tarafa attım. 2010 eşittir a artı x ye. Ben bu a'yı en küçük yapmak istiyorsam, buradaki x en büyük olmalı. Buradaki x y en büyük olmalı. Peki buradaki x, y sayısının en büyük olması için y eksi x 5'ti. Sonuçta x 0 olamayacağına göre 6 eksi 1 olmak zorunda kaldı. 6 eksi 1. O zaman a sayısı 2010 eşittir. a, a x, y bakın. x 1, y 6 artı 16 oldu. Diğer tarafa attığımda a eşittir. 10'dan 16 çıkardım. 1994. Demek ki doğum tarihi 1994'müş. Var mı bir sorun? Kontrol ediyorum. Oradan o geldi. Oradan o geldi. Harika. Büyüttüm. Burayı ne kadar büyütürsem A o kadar küçük oluyor. Hata yaptım. Evet hata yaptım arkadaşlar. Şöyle yapalım daha iyi. Ne kadar büyütürsem o kadar küçük oluyor. O zaman 9 eksi 4 yaparım. Burası 49 olur. Şimdi oldu. Ters söyledim daha demin. Sıkıntı yok. Silmeyeceğim kalsın. Burası 49 olursa A sayısı daha küçük oluyor. O zaman yaşı daha büyük olur. Doğru söylüyorsunuz. 49'u diğer tarafa attım. 50 çıkartsaydım burası 60 olurdu. 50 çıkarsam 60 olurdu. Demek ki 1961 eşittir A. Yani benim doğum tarihim 1961'miş. 7, 4, 11. Doğum tarihim 1961 ise 2022 yılında en fazla kaç yaşındayım diyor. 2022'den 1961'i çıkarırsam 2 eksi 1, 1, 12'den 6 çıktı. 6, 0, 0, 61 yaşında oluyorum. Beşinci sorumuzun cevabı da Diyarbakır olarak bulunuyor. Altıncı soru diyor ki, 3 basamaklı ABC sayısının rakamları arasında B eşittir A artı 2, C eşittir B artı 3 bağıntıları vardır. Bu koşullara uyan ABC tek sayılarının toplamı kaçtır? Demek ki buradaki C sayısı tek bir sayı olacak. C nerede? Burada. Neye bağlı? B'ye. B nerede? Burada. Neye bağlı? A'ya. A'ya değer vererek başlıyorum. İlk basamağa geldiği için hmm, şimdi evet 3 basamaklı ABC sayısı demiş dememiş diye düşündüm ama demişim yukarıda. A yerine 0 veremiyorum. 1 versem 1 artı 2 3 B sayısı 3 3 artı 3 6 C 6 oldu olmaz. Demek ki A 1 olmuyor. A yerine 2 versem 2 artı 2 4 B 4 oldu 4 yazdım 4 artı 3'ten C 7 oldu Bakın A 2 iken B'si 4 oldu C'si 7 oldu Demek ki hocam ben A yerine çift sayı vermek zorundayım Tek veremiyorum 3 veremeyeceğim A yerine 4'ü verdim A yerine 4 4 artı 2 6 B sayısı 6 6 artı 3'ten C sayısı 9 Başka değer vermeme gerek yok çünkü 9'u geçemem O zaman benim oluşan tek sayılarım 247 469. Bunların toplamını istiyor benden. 9, 7, 16, 1, 6, 4, 11, 11, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 716 olur. Bu da 6. soruyu Edirne olarak buldur. 7. soru bana diyor ki 3'ü 30'dan büyük. 5 farklı doğal sayının toplamı 3 tanesi 30'dan büyük olacak. 124 olduğuna 124 ise bu sayılardan en büyüğü en çok kaçtır? O zaman ben 4 tanesini en küçük yapacağım. 3'ü 30'dan büyük. 5 farklı doğal sayının toplamı. En küçüğünü 0 yaptım. Artı. 3 tanesi 30'dan büyükse. Tabi farklı sayılar. Biri 31'dir. Diğeri 32'dir. Döbürü de 33'tür. 3 Üç tanesi 30'dan büyük. Bakın. Şimdi benim 4. sayım aslında x'e otomatikman o da otomatikman o da 30, 60, 90 ne oldu? Küçük oldu. He, durdum. Durdum. Bakın daha güzel düşünüyorum. Bu 33'ü sildim. 3.30'dan büyük ya. Zaten bir tane 0 yazdım. Artı. Bir tane de 1 yazdım. Neden yaptım bunu? Bakın. Bunu şu yüzden yaptım. İkisini 30'dan büyük küçük tuttum. E 3.30'dan büyük dedi hocam. Sen ikisini 30'dan büyük verdin. Ama zaten benim 5. sayım x otomatikman 30'dan büyük olacağı için tekrardan oraya 33 vermeme gerek kalmadı. E bu toplam 124 ise bakın nasıl kendiliğinden 30'dan büyük çıkıyor. 30 30 60 62 63 bir daha 64 64'ü diğer tarafa attım. X eşittir 124 eksi 64'ten 60 geldi. Bu sefer en büyük sayı 30'dan büyük olan en büyük sayı en çok 60 olarak bulunduğu 7. sorumuzun cevabı edinilir. 8. soru diyor ki A, B, B, C ve C, A. iki basamaklı sayılarının Toplamı 132. Bir küçüktür b, küçüktür a, küçük eşittir c olduğuna göre abc çarpımının en büyük değeri kaçtır? Bunları topla sonuç 132 olsun diyor. Toplayalım. 10a artı b artı 10b artı c artı 10c artı a eşittir 132. 10a bir a da burada. Toplam 11a. B 10b daha 11b. C10C daha 11C eşittir 132. 11 parantezinde A artı B artı C eşittir 132. Her iki tarafı 11'e böldüğümde 11 11 121 bir tane daha 122. Yani burası 12 buldum. A artı B artı C eşittir 100. 100 değil 12. A çarpı B çarpı C çarpımının en büyük değerini benden istiyorsa bakın en büyük değerini benden istiyorsa B 1'den büyük A eşit olabilir. Şimdi bu çarpımın en büyük olmasını istiyorsam bunları birbirine en yakın yapmam lazım. Nedir bu en yakınlık? Eğer 4 4 4 seçersem 4 8 12 4 kere 4 16 16 çarpı 4'ten 64 olur. Ama sıkıntı şuradan oluşuyor. Şurada eşitlik yok. B sayısı A'dan küçük olacak. O zaman bir tanesini bozuyorum. 4'ü bozdum. Pardon. B sayısı A'dan küçük olacak. B sayısı A'dan küçük olacaksa bu 4'ün bir tanesini aldım. B sayısı A'dan bu 4'ün bir tanesini aldım. Kaldı 3. A'da hala 4 var. Aldığım bir taneyi en büyük olabilecek C'ye verdim. En büyük olabilecek C'ye verdim. Yani 3, 5. Toplamları 12'ye birbirlerine en yakın oldu. Soru benden bunların çarpımının en büyük olmasını istiyor. 5 çarpı 3, 15 çarpı 4'ten 60 yapar. Bu da 8. sorumuzun cevabını Bursa olarak bana bulur. 9. soru diyor ki x ve y birer rakam olmak üzere. x artı y bölü eşittir 5'tir. Bu koşulu sağlayan x, 2 basamaklı sayısının en büyük ve en küçük değerinin toplamı kaçtır? Durdum. Geldim y'ye. Bakın. X, y iki basamaklı sayısı. Y'nin alabileceği değerlere karşılık bir X değerim çıkacaktır. Tek tek bulalım. Hatta alt alta bulayım daha iyi olur. Tüm ihtimalleri değerlendiririz. Peki hocam ben Y'ye burada en küçük hangi değeri verebilirim? 3'ün katı olan sayılar ve 0 her sayının katıdır. Bir rakamdır. Y'nin 0 olma ihtimali var. Y yerine 0 versem 0/3 bölü 0. X buradan otomatikman 5 olur. Bu 1. Sonra Y yeni 3 versem 3 bölü 3 1. X buradan 4 olur. Diğer tarafa attığımda. Y yerine 6 versem 6 bölü 3. 2 diğer tarafa attım. X'im 3 olur. Y yerine 9 sayısını versem 9 bölü 3. 3 diğer tarafa attım. X buradan 2 olur. Başka da bir değerim yoktur. Rakamlarla çalışıyorum. O zaman en büyük xy sayısı 50. En küçük X, Y sayısı 29 oldu. Bunların toplamını istiyor. Toplamda 79 olur olarak bulunur. Dokuzuncu sorumuzun cevabı C 10. Onuncu soru diyor ki ABC farklı rakamlar olmak üzere A eşittir B üzeri C koşuluna uyan 3 basamaklı kaç tane ABC sayısı vardır? Farklı rakamlar. Şimdi bakın farklı rakamlar yapacağız. Hatta şunu bulabilirim. Mesela şuradan başlayayım. A eşittir B üzeri C'den. Ben C yerine 0 verirsem C yerine 0 verirsem A her türlü ne çıkar? A her türlü 1 çıkar. E B ne çıkar? Yani B ne olur? B'ye de istediğim tüm sayıları yazabilirim. yazabilirim. Rakamları farklı mı? Farklı. 0 ve 1'in haricinde 2 zaten 0 yazamam da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 8 tane sayı oluşturur. Bakın A eşittir. B üzeri C 1 eşittir. Buradaki herhangi bir sayı üzeri 0 yaptım. Bu bir cepte. Başka var mı? Devam ediyorum. Farklı rakamlar kullanacağım. 8 tanesini buldum. Peki devam edelim hocam. B yerine 2 koysam 2, 3. Güzel. Bakın devam ediyorum. B yerine 2 koyduğumda C yerine 3 koyduğumda 2 üzeri 3'ten A'sı ne oldu? 8. Bu da tamam. Yer değiştiriyorum. B yerine 3, 3'ün karesi de olur. B yerine 3 koydum. C yerine 2 koydum. 3'ün karesi 9'dan A sayısı 9 oldu. 2 sayı da burada buldum. Başka var mı düşünelim. 1'in kuvvetlerini yaptım. 2'nin kuvvetlerinde 2'nin karesi. Aynı sayı kullanamıyorum. 2 üzeri 1 yaptım zaten. 2 üzeri 2 yazamıyorum. 2 üzeri 3'ü kullandım. 2 üzeri 4 zaten olmaz. 3 üzeri 1'i sağ tarafta kullandım. 3 üzeri 2'yi burada kullandım. 3 üzeri 3 27 olmaz. 4 üzeri 1'i kullandım. 4 üzeri 2 16 yapar. A 16 olamaz. Kullanamam. Demek ki 8 sayı burada. 2 sayı da burada. Toplamda 10 tane ABC sayısı yazabiliyorum. 10. sorumuzun cevabı Adana'dır. 11. soru diyor ki x y'den büyük y de 5'ten büyük olmak üzere x ve y rakamlarından oluşan x, y ve yx x iki basamaklı sayıları arasındaki fark 18. x, y ve yx sayıları arasındaki farkla oluşan arasındaki fark 18. Hemen burayı çözdüm. Hızlıca artık hızlıca 9 x eksi 9 y eşittir 18. 9 parantezinde x eksi y eşittir 18. Her iki tarafı 9'a böldüm. x eksi y eşittir 2. Harika. y sayısı 5'ten büyükse en küçük 6 olur. O zaman hocam 8 eksi 6 olabilir. O zaman burası 7 olursa da 9 eksi 7 olur. Başka da değeri yok. Diyor ki bu koşula uyan en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır? Bu koşullara uyan en küçük sayı 86. En büyük sayı 97. Benden bunun toplamlarını istiyor. 6, 6, 12, 1 daha 13'ten 1. 8, 9, 17, 1 daha 18'den 183. Bu da 11. soruyu Ceyhan olarak bulunuyor. Bu testin ve de Y testlerinin son sorusu bana diyor ki tabii basamak kavramlarındaki Y testi. 1 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 üzeri 2. Yani bu sayı kaç basamaklıymış bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 basamaklı 1 1 1 sayısının karesi sayısının rakamları toplamı kaçtır? Peki hocam bunu ben 2 tane 9 basamaklı sayıyı çarparak mı bulacağım? Hayır. Şöyle bir olay var arkadaşlar. Matematikle uğraştıkça bunlar kendiliğinden geliyor ister istemez. Mesela 1'in karesi nedir? 1. Güzel. 11'in karesi nedir? 121. Güzel. 111'in karesi nedir? Uzun uzun çarpabilirsiniz fark etmez. 123 2 1. Mevzuyu anlamış olmanız lazım. 1 ise ortası 1. Bakın 2 yani 1 basamaklıysa ortası 1. 2 basamaklıysa 1'den başlayıp 2'ye kadar geliyorum. Sonra geri dönüyorum. 3 basamaklıysa 1'den başlayıp 3'e kadar yazıyorum. Sonra geri dönüyorum. E o zaman burada 9 basamaklı bir sayı varsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basamaklı sayının karesi varsa bunun sonucu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar gelirim. Buradan geri dönüp 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yaparım. Ve benden bunun rakamları toplamını istiyor. 1'den 9'a kadar olan toplam 9 çarpı 10 bölü 2 12'ye böldüm 5'ten 45 geldi. 1'den 8'e kadar olan toplam 8 çarpı 9 bölü 2 yaptım. 8 2'ye böldüm 4 9 4'ten 36 geldi. O zaman cevabım 45 artı 36 olarak bulunur. 6 5 11 1 4 3 7 1 daha 8'den 81'dir. 12. sorumuzun cevabı Ceyhan olarak bulunur. Ve bu testimizin de bu şekilde sonuna geliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.